Demet Akbağ'ın 15 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüğü, Yılmaz Erdoğan'ın ise 20 yıl aradan sonra yazdığı ilk tiyatro oyunu olan Aydınlık Evlerin Galası Perşembe günü yapıldı. Fatih Terim, Cem Yılmaz, Ata Demirer ve duayen oyuncu Metin Akpınar'ı buluşturan gala gecesinde Aydınlık Evler oyunu seyirciden büyük övgü aldı. Oyunun yazarı Yılmaz Erdoğan sahneye çıkıp duygularını dile getirdi. Erdoğan, Aydınlık Evleri Demet Akbağ'ın trafik kazasında vefat eden eşi Zafer Çıkan'ın baskısıyla yazdığını açıkladı. Çok teşekkür ederim. Aslında bu oyun yazarken iki kişi hep yanımdaydı. Zaten bir tanesi çocukluğumdan beri yanımda. Bir gün oturuyorsun, sürahi yine çıkıyor ondan. Bir gün zühre falan. Babaanne. Bir babaanne, torunlar bu kadar bir yer yapmaz. Ve ikincisi de tiyatrodan uzak kaldığımız bütün bu yıllar boyunca herkesten çok baskı yapan, yaz oyun yaz, bırak oyun yaz diye başımın etini yiyen biri vardı. Ben de ona söz vermiştim. Ama sözü ona şimdi yetiştirebildim. Bu oyun Zafer Çıkaya. Annem ve babamı da tabii. Çok kulak sizin adınıza. Sağ olun. Oyunun sonunda komedinin eski ve yeni kuşağının dev isimleri Cem Yılmaz, Ata Demirer ve Metin Akpınar muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ben Türkiye'nin en güçlü 3 ismi burada ama çok kısa oyunla ilgili. Siz de Cem Bey'i alabilirsiniz. Çok beğendim, elbette çok beğendim. Demet Hanım da uzun yıllar sonra tekrardan tiyatro sahnesinde. Hocam. Tabii. Sağ olun. Metin Bey nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım. Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Vallahi ben çok mutlu oldum. Demet ustalıkta bir üst seviye geçmiş. Demet Usta olmuş. Erdoğan filozof olmuş. Sembolizmle gerçekçiliği bu kadar güzel karmak, bu kadar naif göndermelerle sert sonuçlar almak bence mükemmel bir yazarlık. Gençleri çok sevdim ve ümitlendim. Gerçekten çok güzel. Yani illa her şeyi met etmek değil derseniz, yönetmenimin müzikal boyuta, orkestrasyona biraz daha özen göstermesi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Onun dışında bence mükemmel bir gösteri. Ne mutlu bize. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Çok güzeldi gerçekten. Yani Metin hocamıza katılıyoruz. Gerek senaryosu gerek oyunculukları. Üstelik şeyde genç oyuncular vardı. Şahane. Evet, çok parlak. Birkaç arkadaşı canlı olarak seyrettik. Burada ben ilk kez izledim. Çok genç arkadaşlar vardı. Çok da dinamik bir oyun. Evet, sunum da çok güzel. Yani bu videolarla yapılan sunum çok güzeldi. Evet. Masalsıydı yani. Oyuncular çok parlaktı. Müzik 10 numara. Çok müzik düzelecek. Onun notunu. Onun notu. Işık mı sanki müzik karıştırdı mı? Hayır. Yılların emektarı Cem Yılmazer. Ha, pardon. Çok önemli bir arkadaşımızdır tiyatroda. İsim benzer. Evet, İsmini benzet. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi akşamlar. Sağ ol. Hocam beraber, iyi akşamlar. Cem Bey, beraber süre sonra sizi beraber gördük. Ata Bey, Cem Bey, beraber yıllar sonra bir proje falan gelir mi? Ata Bey'le düşünür müsünüz? Olur, niye olmasın? Her zaman. Beraber bir sahne sizde böyle yapar mısınız? Hani? Tabii ki canım. Can ciğeriz biz ya. Biz müzikale başlıyoruz. Cem Bey'in de sesi güzel Ata Bey. Ömrümüz. O ritimde olan üstüme. Buyurun hocam. Dinle. Duyarsın sesimi uzak.